Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyalı marka Suni İpek ipimle boru üzerine yaprak nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Kullanmış olduğum ip oyalı marka Suni İpek 549 numara. Önce boru yapacağız, daha sonra boru üzerine yaprak yapacağız. Evet, boru yapımıyla başlayalım. Öncelikle iki parmağımıza ipimizi sarıyoruz. Birleştiği yere bir düğüm atıyoruz. Ve bir yuvarlak oluşturdum. Bu yuvarlağın içerisine 6 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafam oldu. 4 5 6 Buradaki ipimi çekerek yapmış olduğum zürafaları kapatıyorum. Daha sonrasında ilk yapmış olduğum zürafaya gelerek buraya zürafa yapıyorum. Bu sırayı komple zürafa yaparak devam ediyoruz. Şimdi hafif şöyle yuvarlayarak tutuyoruz. Zürafalarımızı bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde toplam 4 sıra zürafa yaparak devam edelim. Evet, bu şekilde 5-6 sıra zürafa yaparak borumu hazırladım. Şimdi boru üzerine yaprak yapacağız. Hemen bir yana geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Diğer yana geçtim. İkinci zürafamı yapıyorum. Aynı yerin içerisine bir tane daha yapıyorum. Toplam zürafa sayım 3 oldu. Aşağıdan kullanmış olduğum zürafam ise 2 tane. İp atıyorum. İp attığım yerin içerisine bir tane zürafa yapıyorum. İpim takıldı. Sıra sonuna kadar zürafa yaparak devam ediyorum. Üç oldu zürafam. En sonuncu zürafaya bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafa sayım bu sırada 4 oldu. Tekrar ilk zürafaya girerek buraya bir ip atıyorum. İp attığım yerin içerisine bir zürafa, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Artırmamı yapıyorum. Zürafa sayım bu sırada 5 oldu. 5 zürafadan sonra eksiltme işlemine geçebiliriz. Eksiltme yaparken yine ipimizi atıyoruz. Bir
Bir yana geçiyorum zürafa yaparken. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Artırmalarımı yapmıyorum. Bu sırada zürafa sayım 4 tane eksildi. Eksiltmeye devam ediyorum. Evet, bir tane yaprağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Buradaki ipimi kesiyorum hemen. Bu şekilde toplam 3 tane yaprak yapacağız. Hemen ikinciyi başlamayı da sizlere göstereyim. Yaprağımızın yanındaki boş olan ilk zürafaya hemen bir düğüm atıyorum. Düğüm attığım yerin içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Bir yana geçiyorum. İkinci zürafam. Bir yana geçerek üçüncü zürafamı yaptım. Aşağıda yine iki tane zürafa kullanmış oldum. Tekrar ip atıyorum. Yine 5 zürafa olana kadar artırma işlemine devam ediyoruz. Evet, bu şekilde toplam 3 tane yaprak yapıp modelimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, 3 tane yaprağımı bu şekilde tamamladım. Sizler de bu şekilde yapraklar çalışabilirsiniz. Sayıları artırıp eksiltme yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.